Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Fiyatlı Köfte serimizin 55. bölümüne hoş geldiniz. Evet, bu iki bölüm arasında aslında inanılmaz derecede çok şey yaptım. Ama bunların çoğu oyun içerisinde değil, farklı bir şey için. Ha tabii oyun içerisinde yaptığım şeyler, şu gereken malzemelerin hepsini hazırlamam gerekti. Bu arada şurada Dire Quarry'mizi kaldırdım çünkü Mistcraft'ı bir kaldırmam gerekmişti. Serine gelecek olursak, şu birkaç bölümdür çok sık yaşadığımız, hatta son zamanlarda siz görmüyordunuz ancak bildiğiniz 5 dakikada bir falan o olay oluyordu. O meşhur donmamız, oyunun lag yapması ve çökme. Bunu çözdüm ve bunun için 2 tane modu kaldırmam gerekti. Bunun dışında her world'e birer chunk loader koymam gerekti. Ama sanırsam sorunu çözdüm. Tabi ara ara gene konsola falan bakıp hata mesajlarına bakacağım. Kaldırmam gereken modlardan bir tanesi Twilight Forest'tı. Bu benim için o kadar önemli değil ancak bir konuda önemli. Evcil penguenimiz artık yok. Ama onun ölmesini göze alamadığım için modu kaldırmadan önce onu bir tavuğa çevirdim. Hala duruyor. Sana zarar gelmeyecek, merak etme. Evcil penguenimiz değil, evcil tavuğumuz artık o. Bunun dışında bir modu daha kaldırdım. Bu benim için Twilight Forest'tan daha önemliydi. Wireless Redstone. Gördüğünüz gibi wireless diye arattığım takdirde bunların hiçbirini bulamıyorsunuz. Wireless Redstone modunun eklediği. Çünkü maalesef sorun yaratıyordu. Umarım güncellemelerde o düzelir. Düzelmesini istiyorum. Bir de şu odayı değiştirdim. Şu odanın şu dizaynını değiştirdim. Falan filan birkaç bir şey yaptım. Sırf o test etmek için. Bir de Force Update falan yaptığım için Raze Minimap gitti onun yerine. Raze Minimap gidince bir onu tekrar kurmak yerine bir de şu Voxel Map'i deneyeyim dedim. Ona bir şans vereceğim. Bakalım nasıl. Böyle işte. Neyse, son bölümde ne yapıyorduk? Ultimate Solar Helmet yapıyorduk. Bunun için bize öncelikle Ultimate Hybrid Solar Panel lazım. Bunun için öncelikle bize 9 tane lapis. Dokuz lapisimizi buraya atıyoruz. Evet, lapis lazuli blok. Bunun dışında bize Coal Chunk. Bunun için de bu. Flint. Flintimiz yok. Böyleydi sanırsam. Tamam, bu yeter. Ve Coal Dust. Tamamdır. Ve bunları kompresörümüze koyuyoruz. Bu arada Advanced Solar panelimizi de o arada yapmıştım. Şunları bekleye duralım. Bu esnada başka neler yaptık? Şunlardan yapmam gerekti ve bunlar... Hani uranyum konusunda sıkıntı yoktu ancak glowstone toplamam gerekti Nether'a tekrar gidip. Ve testte olduğum için Peaceful'da unuttum ben, değil mi? Evet. Onun dışında bunlardan yapmam gerekti. Ve şunlardan bayağı bir yapmam gerekti. İridiumlardan çok gunpowder'lar UU Metrim stoğumu bayağı bir azalttı. Bu binlerdeydi. Ve kol çanklarımız da hazır. Advanced Solar Panel. Dur. Öncelikle şunları da yapmamız lazım. Ki bunlar için şunlar lazım. Ortadaki sıkıntı. Senaryum çevresine şunlar. Bu şerefsizin ne kadar pahalı bir şey olduğunu artık siz anlayın.
Bir saniye. Yanlış mı hesapladım ben bunu? Ha tamam. Bir an yanlış hesapladım diye korktum. Evet. Coal chunk. Lapis lazuli blok. Ve Advanced Solar Panel. Ultimate Hybrid Solar Panel. Bunun olayı 512 iyi üretiyor. Hani olayı bu. Cidden ama cidden 512 iyi üretiyor. Gece ne kadar üretiyordu? Bak bilmiyorum, hatırlamıyorum. Gece de 64 iyi üretiyormuş. Huh, bayağı bir güzel bir arkadaş. Neyse. Şimdi bize lazım olanlar Advanced Circuit. Yapımı kolay. Direkt şu. Artık uğraşmıyoruz Advanced Circuit yapımıyla. Sen solar bu şunlar başka ne lazım? HV Transformer. Bunun için ME Transformer. Bunun için Machine Block ve Gold Cable. Tamam, Gold Cable'larımız tamam. Machine Block'umuzu yapalım bir tane. Ve bunları elde craft edeceğiz. Bunu gerçi daha önce craft etmiştim ama olsun. HV Transformer için bir tane circuit. Bunlardan ve Energy Cell bunun için 8 sen, 1 sen. Başka ne lazımdı? Ha, Refine Iron. Bir saniye, cable diye aratırsam. Ve rubber. Rubberlarımız da bayağı azaldı. Şu rubberları otomatik toplayacak bir sisteme de girişeceğim en yakın zamanda. Ama onları sticky resin olarak saklayacağım. İhtiyacım olduğunda onları rubber'a çeviririm. Evet, hadi dur. Önce şunu yapmamız lazım. Sen, sen, siz ve sen. Tamamdır. Evet, Ultimate. Hayır. Ve dın 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 dın. Ultimate Solar Helmet. Bunun olayı normal Quantum Helmet'le aynı zırh özelliğine sahip ve suda alma nefes alma özelliğine de sahip gene. Fakat bazı eksileri var. Bu eksiler otomatik besleme sistemi yok. Tabii dur, önce bunu şarj mı etmemiz lazım? Kendisi şarj olmuyor sanırsam. Bir şarj edelim bakalım. Yani başta bir şarj etmemiz gerekebilir. Edelim hani. Olabilir dünya hali. Ha, yaratıkları gösteriyormuş bu harita. Bunu fark etmemiştim. Bir konsola da bakayım o ara. Tamam, konsol mesajlarımız gayet düzgün. Size bunun olayını kısaca anlatayım. Tüm zırhımı şarj ediyor. Tabii şu an şarj etmiyor gibi duruyor sanki. Bana mı öyle geldi? Ha, önce bottan başlıyormuş da. Evet, bu şekilde şarj ediyor. Ve ben de değil, ben. Dire Core'imize ya, tekrardan inşa etmeye başlayabiliriz. Öncelikle şu fazlalıkları atayım. Bazı fazlalıklar. Ve bazı şeyleri geri alacağım. Energy Tesseract gibi. Torsalar gibi, sizler gibi. Hani git. Ve sen buraya gitmeyecektin, değil mi? Balıkları şuraya atalım. Ve sen şuraya git. Her zamanki gibi portal gun konusunda gayet elimiz bol. Siz gidin, siz gidin. Tamamdır. Ve stone almayı unuttum, değil mi? Ha, neyse, bu sefer direkt şu şekilde
Evet, çank sınırlarımız. Direkt ben şunla yardırayım ortalığı. Ha, bunu daha önce yaptığımı gördünüz zaten. Ben hemen yapıp geliyorum. Evet, inşa ettik. Bu arada bir şey dikkatinizi çekmiştir. Açlığım gayet gitmiyor. Ancak eğer bunu tekrar takarsam gördüğünüz gibi bunları hemen yiyecektir. Ve ben bunları doldurmalıyım gene. Çünkü boşaldılar. Ve Greg tekmekleri arada böyle geç geliyor. Ne yaparsınız? Neyse onlar dola dursun. Bize başka ne lazım? Şu an için pek bir şey lazım değil. Şunları inşa edeceğiz tamamen. Aa, bu arada ileride bir tane sorting makine ihtiyacımız olacak ve evde bir şey daha yapacağız. Aslında dur. Şu an bir şeye ihtiyacımız var. Tamamdır. Ne yaptığımı anlamışsınızdır. Gene Ender Chest. Bu seferkini farklı bir renk yapacağım çünkü iki Quarry'ye aynı anda çalıştırdığım takdirde tüm Ender Chest sistemim hani öyle bir şey olacak. Ve Wool'larımız nerede bizim? Bunun için başka ne lazımdı? Obsidian. Tamamdır. Age 3. Sen direkt her şeyi dışarı atacak olan olduğun için senin rengini ayarlayalım hemen. Sarı bence güzel. Bu arada gördüğünüz gibi şarjımız da doluyor sürekli. Tamamdır. Sarı. Ol. Senin eşin de sarı olsun. Ve onu da buraya koyalım. Tabii bize bir tane daha import bus lazım. Begin. Tamamdır. İki Ender Chest'imiz buraya yerleşmiş durumda. Diğer Ender Chest setimiz ne renk olsun? Rose üzerinden gidelim bunda. Yeşil olmasın. Purple olmasın. Cyan. Light Gray. Tamamdır. Light Gray'siniz siz. Pek bir şey fark etmiyor ama. Ve ben neden Ender Pouch'la kırmaya çalışıyorum? Güzel soru. Hazır gelmişken şunları da alalım. Biriken kadarını. Mining Age 3. Şuraya da bunu koyacağız. Bunun olayına birazdan geleceğim. Bunun özel bir olayı var. Aslında kısaca açıklayabilirim. Bu turtle'ların içerisine mining well'lerim nerede? Heh, burada. Mining well'leri koyacağız. Turtle'lar önlerine koyacak bunları. Router'lar bunların içindeki item'ları alırken mining well'leri de alacak ister istemez. Hani ne olur ne olmaz daha doğrusu. Ha, öyle bir olasılık var. Bir saniye dur. Öyle bir olasılık olmamasını da sağlayabilirim. Şimdi düşündüm de. Ama boş ver. Bence bu daha eğlenceli.
Neyse devam edelim. Evet. Burada bu mining yerleri de alacak. Onlar sorting sistemimize karışacak ister istemez. Şu Ender Chest'in diğer uçtaki karşılığı, onu koyacağım birazdan. Bu mining yerleri Ender Chest'imizin içine koyacak. Ve burası buraya atacak. Router'lar hakkında ufak bir detay. Redstone sinyali verildikleri takdirde duruyorlar. Yani Redstone sinyali verirseniz eğer bunları durdurabiliyorsunuz. Bunun asıl özellikleri bu. Ve şimdi router upgrade'lerimizi yapalım. Tabii öncelikle ben şu Ender Chest'imizin buradaki karşılığını da kuracağım. Bunun için bir tane ne lazım? Exortas. Begin. Bunu nereye koyalım hemen? Zor soru. Ama o kadar da zor değil. Burası bence gayet güzel bir yer. Ve Ender Chest'imizi koymadan önce bunun içine ne konulacağını belirleyelim. Mining Well. Ender Chest'imizi de koyuyoruz. Mining Well'ler tamamen bunun içinde. Ama şimdi bunu koymayacağım. Ha, koyabilirim gerçi de. Neyse. Sorting machine'imizi ve tüplerimizi de alalım. Ve bir tane daha mining well yapmam gerekecek. Şimdi onu fark ettim. Sen bir tane daha yapalım. Bir saniye. Aa tabii. Otomatik olarak bunun içinden alındığı için buraya gidiyor. Ve tube. Tamamdır. Direkt olarak inventörden çektirtmeye çalıştım ancak başaramadım bunu. Düzgün bir sonuç vermedi. Ah. Sen tübü sonra koyacaktık. O yüzden bu düzeni kullanacağım. Burada bu arkadaş otomatik olarak mining well'leri bunun içine atacak. Direkt seni şu moda getiriyorum ben. Ve burada asıl düzenimiz şu olacak. Bu normal koşullarda kapalı olacak. Şu Adarso, bu ikisi de kapalı olacak. Çalışma esnasında bu açık olacak ama. Bu itemları toplamaya geçtiğimiz andan itibaren çalışmaya başlayacak. Daha doğrusu çalışma başladıktan sonra çalışmaya başlayacak. Yani bundan redstone sinyali alınacak. Ve itemların toplanması bittiğinde bunun süresiyle belirlerim herhal. Buna tekrar redstone sinyali verilecek ve bunun üstünden redstone sinyali çekilecek. Bu da otomatik olarak bunlara sırasıyla mining yerlerimizi yerleştirmeye başlayacak. Aynen bu şekilde çalışacak düzen. Bunları bir bilgisayar kontrol edecek. Doğal olarak. Evet, doğal olarak güzel bir redstone döşemesi de yapmamız gerekecek. Benim şunları biraz daha koymam gerek. Öncelikle bize biraz cover lazım. Panel mi? Karıştırıyorum arada. Panel. Bize lazım olan panel. Tamam. Ve bolca da insulated wire. Bunları renklendiririz. Mount cable'larımız şu an o kadar önemli değil. Aslında bolcaya ihtiyacım yoktu. Şimdi geçici olarak koyuyorum bunları. Cover'larımızı koyalım. Panellerimizi. Bir saniye. Şunu ne olur ne olmaz diye şuralara koyacağım. İstemiyorum çünkü onları. Orada olmasını.
Üçünü de şöyle koyalım. Zarar gelmez. Sis. Tabii Levra'da ihtiyacım var. Öncelikle onu yapmadan önce bir şey daha yapmamız lazım. Bunların upgrade'lerini. Eğer Router diye aratırsak bizim ihtiyacımız olan upgrade'ler Tronus, Bandwidth, Ejector, Speed Boost ve ay Machine Filter'a gerek yok. Ejector upgrade kolay. Bandwidth upgrade kolay. Tronus upgrade kolay. Speed Boost upgrade kolay. Şu ikisine ihtiyacımız yok. Bunlar bunu gerektiriyor. Ama zaten ihtiyacımız da yok. Gerçi o item da var elimizde. Ve dolayısıyla da bize bolca Dark Iron lazım. Bakalım var mı? Hayır, yok. O zaman kendime bolca Dark Iron yapayım ben. Bunun dışında başka neye ihtiyacım olacak? Piston. Sıkıntı değil. Yumurta ve Blaze Powder. Sıkıntı değil. Soul Sand. Hiç sıkıntı değil. Cake. Bu biraz sıkıntı. Şimdi cake için yumurta, şeker ve wheat lazım. Ve süt. Evet, bir vanilla item'ı yapacağım şimdi gidip. Ben hemen onu gereken şeyleri hazırlayıp geliyorum. İnek farmından selamlar. Ha, selam. Direwolf adına bir tane Enderman öldürdük. Evet, şimdi bize şeker lazım. Toplam kaç tane şekere ihtiyacım olacak? 8, 12. Bakalım burada hiç ihtiyacım var mı? Hayır, 12 tane şekere ihtiyacım olacak. Tamamdır, sıkıntı değil. 12. İki tane cake yapacağım ancak kovalar sıkıntı olduğu için part part yapmam gerekecek. Ben şunları bitireyim hemen. Ve sonuncusu da bu şekilde hazır. Bunları hemen router'larımıza yerleştirelim. Ejector upgrade sana. Shift'e basılı tutarak yerleştiriyoruz. Tronus upgrade sana. Bandwidth upgrade de sana. Speed boostlardan biri sana. Diğeri sana. Evet. Upgrade'ler arasında geçişi bu şekilde yapabiliyoruz. Eğer burada durup delete'e basarsak siliyor. Upgrade'lerin ne işe yaradığını söyleyeyim. Speed boost daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Tronus aslında Tronus'a ihtiyacım yoktu ama olsun, yapmış oldum. Bandwidth normalde tek tek taşırken stack olarak taşıması söylüyor. Eject upgrade mavi taraf. Tamam, buraya upgrade buradaki tüm itemları buraya atmasını sağlıyor. Örnek olarak verecek olursak tabii bu olmadı. Ha, tamam. Bu şekilde. Extract moduna getiriyormuşuz. Ben de bu makineleri hayatımda ilk defa kullandığım için ve eğer mesela mining well'leri buraya atarsak göreceksiniz, mining well'ler de çekilecek, buraya atılacak fakat buraya geri gelecekler. Şuradan da atsam gene aynısı olacak. Gördüğünüz gibi buraya geliyorlar. Ve ben Overwork'te bir ayarı değiştirmeyi unuttum gene. Önemli bir ayar. Ve oyun çöktü. Demin ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Ama lanet şey Java'yı yeniden kurmamı gerektirdi.
Fakat Java'yı tekrar kurduktan sonra düzeldi. Minecraft'ın sıkıntı yanları. Evet. Router'larımızı yerleştirdiğimize göre şimdi ne yapmamız gerek? Bu arada bu diğer query'imizin aksine sürekli çalışan bir query olacak. Evet. Şimdi yapmamız gereken şeyi hatırladım. Buna da motorları yerleştirmek. Buna sadece ileri geri yapsam yeter. O yüzden evet, böyle bir şey yapmadığımı şimdi hatırladım. Ve frame motorlarımıza bakalım. Bize ne lazım? Bu elektrik. Ne? Copper coil. Fine. Bunun için draw plate. Dur. 8, 16. 16. Nasıl olur? Sadece ileri yapsam da yeter. Evet, sadece ileri yapsam yeter. O zaman draw plate'im nerede benim? Burada. Copper. Bir yeni dört. Tamamdır. Iron barlarımız. Başka ne lazımdı? Iron. Copper coil'de copper'dan çok iron kullanıyoruz. Ne süper. Bunun dışında gene iron. Ve blue alloy wire. Nasıl olur, bunu gene kullanacaktık. Brass'ımız yetmeyecek. Sıkıntı değil, yaparız. Brass yapımı kolay. Iron sıkıntı. Değil. Bir zamanlar sıkıntıydı ama. Ve bir saniye. Tabii ben gene yanlış hesapladım. Bekliyoruz. Tamam. Evet. Frame motorlarım da gene hazır. Ve lever'ım yok. Artık var. Evet. Bunları yaptığımıza göre şuraya geçelim. Aslında dur, ben sadece ileriye yapacaktım da neyse. Ve tornavidam nerede benim? Yani öncelikle bir şey koymam lazım. Bunu koymayı unutmayayım. Ve sonic tornavidam. Sonic tornavidam lazım bana. Tamamdır. Evet, bu sanırsam. Bu buraya gidecek, bu buraya gidecek. Bu buraya gidecek, bu da buraya gidecek. Tamam. Evet, buraya itiyor. Ve bana yine bir şey daha lazım. Battery. Dolu bir tane. Tabii dolu bir tanem yokmuş. Ama sıkıntı yok, doldururuz. Buna direkt solar panel kullanabilirim çünkü o kadar büyük bir enerji kullanmıyor.
Ama gene fantezi olsun diye değişik bir şeyler yapabilirim. Lever'ımı alıp, evet, gördüğünüz gibi tüm sistemimi itti. Evet, misler gibi çalışıyor. Redstone'u da buralardan veririm. Verdim Redstone'u, verdim Redstone'u ya da et oradan veririm. Blue Electric'i zaten buradan alıyor direkt. Aa, ama dur. Blue Electric'i nasıl aktaracağız? Ha, çok basit. Blue Electric değil de Redstone. Biraz kafamı karıştırdı şimdi. Tamamdır. Blue Electric'i de buradan aktarırız. Ben hemen şu kablo döşemesini bilgisayarı bir yapayım. Bana bir tane bilgisayar ver. Ve ayrıca bir şey daha yapacağız. Modem. Wireless modem. Bunun için bolca stone ve bu lazım. Stone'umuz az. İki stack craft et. Redstone torch biraz daha lazım. Sekiz tane daha stick. Redstone. Tamamdır. 18 tane. Aslında 17 tane lazımdı ama. Sağlık olsun. Ve 17 tane modemimiz hazır. Sanırım benim o turtle'ları gene kırmam gerekecek. Bilgisayarı şuraya koyabilirim. Direkt şuraya. Evet ve wireless modelimizi taktık. Bakalım bunlara sonradan wireless modem takabiliyormuşuz. Hayır. O yüzden turtle'larımızı kıracağız. Dört, 15, 16. Tamamdır. Ve 16'sına da wireless modemlerimizi koyuyoruz. Artık wireless mining turtle'lar bunlar. Ben kaskımı takayım. Yummy. Tamam, doğru yerleştirdin. Doğru. Doğru. Bunların içinde sadece basit commit bekleyen bir program olacak. Zaten sonraki bölüm ben bunları açıklarım. Ve ben hemen şu kablo düzenini bir yapıp geliyorum. Evet, kablo tesisatımızı da yaptık. Tabii şuraya bir şey daha gelecek. Şunu kaldırabiliriz. O gelecek şey şu an hazırlanıyor. Oraya direkt kablo koymayı planlamıyorum. Bir kısmı hazır. Direkt ne koymayı planladığımı size göstereyim. Şu da pişsin. Ya, solar panel hani. Daha önce yapmıştım. Hatta defalarca yaptım. Yukarıda 32 tane var. O gerçeği hesaba ve direkt şuraya yerleştiriyoruz. Bunları yerleştirmeden önce tabii üstlerine cover koymamız lazım. İki
tane daha gelecek buraya. Aslında daha fazla da yapabilirim. Evet, daha fazla yapabilirim. Fazla mal göz çıkartmaz. Onları da koyalım. İki tane Nicolait. İki stack Nicolait. Uçmak biraz tuhaf geldi. Ve yarım stack daha sizden. Evet, sistemimizin bu kısmını da burada bitirdim. Aslında inşaat kısmı tamam. Tamam. Sonraki bölümde ben bunun kodlamasını yapacağım. Aslında kodlamasını yapmış olacağım. Yani kodlamayı sizin karşınızda yapmak istemiyorum. Çünkü çoğunuz sıkılacaksınız, bunu biliyorum. Çünkü ben de çoğunlukla sıkılıyorum. Fakat kodlamayı bitirdiğimde karşınızda her şeyle hazır bir koyu olacak. Dairo. Diary diyebiliriz. Badım kelime oyunu. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Köfte köftenin günler, iyi eğlenceler.